Arkadaşlar merhaba. Bugün yaz, güneş, D vitamini ve sağlık hakkında konuşacağım. Diyeceksiniz bunlar ne alaka? Şimdi bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı artık özellikle 2019 ayı Nisan itibariyle gönderdiği bir genelgeyle çocuk uzmanlarına bunu gönderdi. Yeteri kadar artık D vitamini profilaksisi uygulanması için 15. günde başladığımız yani veya 1. haftadan sonra başladığımız D3 damlayı 1. günden itibaren başlanmasını öneriyor. Dolayısıyla artık 1. günden itibaren çocuk doğar doğmaz henüz doğum yaptığınız yerde aile hekiminize gitmeden önce D3 damlanızı başlamanız lazım. Niye? Çünkü bebeklerde yeteri kadar güneşle beraber D vitamini sentezlemesi olmaz. Çünkü bağırsakları, böbrekleri ve cildindeki o düzenekler henüz tam oturmamıştır. Çok ayrıntılar var. Oraya girmemize gerek yok ama şunu bilmeniz lazım. İlk 1 yıl boyunca bebeğiniz düzenli olarak D3 damla kullanmak zorunda. D3 damla niye diyorum? Niye jenerik verdim? D3 damla Sağlık Bakanlığı'nın verdiği, önerdiği bir madde. Her gün 3 damla 1. günden 1 yaşın sonuna kadar kullanmanız lazım. Şimdi geçiyorum. D3 damlanın dışında özellikle bebeklik çağında 3. 4. haftadan sonra bebekleriniz artık şapka ile beraber herhangi bir aracı madde olmaksızın yani güneş, zıbınlık ya da neyse işte vücudunda herhangi bir kıyafet olmaksızın güneşle direkt temas etmesini ve düzgün bir şekilde güneş ışınlarını almasını öneriyoruz. Çünkü eğer bebeğiniz yeteri miktarda vücuduna güneş alırsa ve D vitamini sentezlerse artık yeteri kadar bebeğiniz kuvvetlenecektir, daha kolay diş çıkartacaktır, daha az solunum enfeksiyonu geçirecektir, daha kuvvetli bir kemik yapısına sahip olacaktır. Dolayısıyla kazan kazan olacaktır bebek için. Kazandıkça daha fazla kazanacaktır. Günlük 10-15 dakika güneşe çıkartmanız özellikle ilk 2 ay 3 ay için yeterli bir miktar. Daha fazla yapmanıza gerek yok. Sonrasında bu süreci biraz daha uzatabilirsiniz. Özellikle en küçük yaş grubundan itibaren söylüyorum. Bebeklerinize 30 ila 50 faktörlük bir güneş kremi sürerek çıkartmanızı tavsiye edeceğim. Eğer süremezseniz de en azından güneşin çok dik geldiği zamanlardan bebeğinizi koruyun. Bu nedir? 10 ve 3 arasındaki bir zaman dilimi. Güneş çok dik gelir. Bebeğiniz bu dönemde sıkıntı yaşayabilir. Özellikle 10 da 10.5 olsun o. 3 arasında herhangi bir güneş temasını yapmayın. Mümkün olduğu zamanlarda da bu zamanların dışında da güneşle temas ettirin. Ama gözünü güneşten korumak adına bir şapka kullanarak bunu yapın. Ve kolu bacağı açık bir şekilde dışarıda dursun. Bunu yaptıktan sonra gölgelik alana bırakırsınız. Ve bebeğiniz dolaylı ışık dediğimiz yani herhangi bir atmosferden ya da diğer yapılardan yansıyan ışınlarla da bir miktarda olsa bu sağlığı tekrar yerine getirecektir. Şimdilik böyle olsun. Kafanızda takılan bir şey olursa alt tarafa yazarsanız ben de yardımcı olmaya çalışırım. Görüşmek üzere.